Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, ilk vahiy gelmişti. Her şeyde bir tedricilik vardı. Yavaş yavaş ortamı oluştura oluştura bir çizgi vardı. İlk yıllar davet gizli olarak sürdürülüyordu. Peygamber Efendimiz candan dostlarına konu yaşıyordu. Onları davet ediyordu. En yakın akrabalarını anlatıyordu. Davetini onlara yapıyordu. Sayıları az da olsa belli bir varlık haline geliyorlardı. 3 yıl geçmişti. 3 yıl davet kapalı olarak sürdürülmüştü. Şuara suresinin 24. ayeti nazil oluyordu. Artık bundan böyle davet açıktan yapılacaktı. Peygamber Efendimiz yakın akrabalarını yemeğe davet ediyordu. Et yemeği hazırlatıyordu ve arkasından da süt içilecekti. Yemek faslından sonra Peygamber Efendimiz Hakk'a davetini yapacaktı. Akrabalar içerisinde Ebu Leheb de vardı. Ebu Leheb konuyu hissetmişti. Yemekten sonra Peygamber Efendimiz'e fırsat vermedi. Ayrıca Peygamber Efendimiz'e hakaret içeren sözler söylemekten de geri kalmadı. Peygamber Efendimiz'e en şerli bir davet yapıyorsun diye aşağılayan kelamlar da etmişti. Peygamber Efendimiz Ebu Leheb'e karşılık vermediler. Davetten hiçbir sonuç anlamamıştı. Daha doğrusu bir davet ortamı oluşturulamamıştı. Ebu Leheb bütün güzelliklerin üzerine karabasan gibi çöküvermişti. Hakikatin konuşulmasına engel olmuştu. Peygamber Efendimiz yakın akrabalarını tekrar davet ediyordu. Yemekler yeniyor, sütler içiliyordu. Peygamber Efendimiz ilk kez bütün akrabalarına hak ve hakikat adına konuşuyordu. Allah'a ortak koşmamalarını, gerçekte Allah'ın ortağı olamayacağını, yalnızca Allah'a yönelmek gerektiğini, putlara tapmanın zavallılık olduğunu beyan ediyorlardı. Peygamber Efendimiz hakikati özlü bir şekilde en güzel üslubuyla anlatıyorlardı. Ama Ebu Leheb daha fazla dayanamadı. Peygamber Efendimiz'e yine ağır sözler söylüyor, onu susturmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimiz Allahu Teala'ya davet yolunun çok çileli, çok dikenli ve çok zorlu olduğunu biliyordu. Gelen ayetler önceki peygamberlerin hayatlarından kesitler sunuyordu. Allah'a davetin sarp yokuşlara tırmanmaktan daha zor olabileceğini öğretiyordu. Peygamber Efendimizin iç dünyası ise sarsılmaz bir dağ misaliydi. O Allah'a tevekkül etmişti, Allah'a dayanmıştı. Onun kalp dünyasında ılgıt ılgıt esen imanın bağdı sabah rüzgarları vardı. Onun gönül dünyasında rahmani esintiler vardı. Bu hali nedeniyle Ebu Leheb'lerin, Ebu Cehil'lerin azgın tavırları onun gönül dünyasında bir sarsıntı oluşturmuyordu. Aksine Peygamber Efendimiz onlar iman etmiyorlar diye onlar adına hüzünleniyor, vicdanı ızdıraplar çekiyordu. Ayet-i kerimede onlar iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin buyuruluyordu. Bundan böyle akrabalarına hem genel çerçevede hem de birebir şekilde tebliğini yapıyorlardı. Onları Allah'a davet ediyorlardı. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz bütün topluma davetini yapacaktı. Şimdi bunun yollarını arıyordu. Bir yolla bütün Mekke sakinlerine seslenmeliydi. Mekkelilerin bir adeti vardı. Mekkeliler topluma çok önemli bir şey söyleyeceklerse Safa tepesine çıkarlardı ve oradan topluma seslenirlerdi. Bu toplumun bir geleneğiydi. Peygamber Efendimiz bu gelenekten yola çıkıyordu. Bu geleneği değerlendiriyor ve Safa tepesine çıkıyordu. Peygamber Efendimiz ya sabahah, ya sabahah. Toplum sesi duyuyordu. Tek tek ve gruplar halinde Safa tepesine doğru geliyorlardı. Mekke sakinleri
Safa Tepesi'nin çevresinde toplanmışlardı. Peygamber Efendimiz'in ne diyeceğini büyük bir merakla dinlemek istiyorlardı. Peygamber Efendimiz şöyle sesleniyordu: "Şu tepenin ardında sizlere saldırmaya hazır bir ordunun var olduğunu söylesem bana inanır mısınız?" Onlar, "Evet, inanırız. Zira sen Muhammedül Emin'sin. Senden hiçbir zaman yalan söz duymadık." Peygamber Efendimiz, "Ondan daha tehlikesini haber veriyorum. Bir ordunun size saldırmasından daha tehlikesini sizlere haber veriyorum. Her biriniz uyur gibi öleceksiniz ve uyanır gibi dirileceksiniz. Şu yaşadığınız hayatın hesabını vereceksiniz." Yine sahnede Ebu Leheb görünüveriyor. Peygamber Efendimizin anlattıklarına hiçbir zaman tahammülü yoktu. Peygamber Efendimiz'e her vesileyle saldırmayı kendine ödev edinmiş gibiydi. Ebu Leheb öne fırlıyor ve bağırıyordu: "Yuhlar olsun! Yuhlar olsun sana! Yazıklar olsun sana! Ellerin kurusun, kahrolasın! Buraya bunun için mi topladın bizi?" diye var gücüyle bağırıyordu. Ebu Leheb yine bir davet zeminini bulandırıyordu. Etkin bir daveti etkisiz hale getirmek için çabalıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safa Tepesi'nden seslenmişti. İnsanı, insanlığı tevhide davet etmişti. İnsanlığı asıl hayata, ahiret hayatına davet ediyordu. Şu kısacık ama son derece önemli olan dünya hayatını, sonsuz olan ahiret hayatını kazanmak için değerlendirilmesini insanlığın gündemine koyuyordu. Peygamber Efendimizin Safa Tepesi'nden seslenmesinden sonra Ebu Leheb'in çizgisi daha bir sertleşiyordu. Peygamber Efendimiz'e düşmanlığı daha bir keskinleşiyordu. Kendince Peygamber Efendimiz'i durduracaktı. Davasını etkisiz hale getirecekti. Bunun için bütün yollara başvuracaktı. En çirkininden en bayağı yollara kadar her yolu deneyecekti. Yeni bir yol keşfetmişti. Kendisi ve karısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geçtiği yola ve kapısının önüne pislikler döküyor ve dikenler atıyordu. Ebu Leheb'in karısı sadece bunlarla yetinmiyordu. Fırsat kolluyor ve fırsatını bulduğu zamanlar Peygamber Efendimiz'e ağır sözler söylüyordu. Yoluna pislikler ve dikenler döküyor, sonra da Peygamber Efendimiz'e bağırıyordu: "Senin şeytanın temizlesin yollarını," diyordu. İşin dramatik bir yanı vardı. Peygamber Efendimiz henüz peygamberlikle görevlendirilmemişti. Bu süreçte kızı Ruhiye'siyle Ümmü Gülsüm'ünü Ebu Leheb'in oğullarıyla evlendirmişti. Peygamberlikle beraber kızları Ruhiye'si ve Ümmü Gülsüm'ü ciddi sıkıntılar çekmeye başlamışlardı. Zaman zaman aşağılayıcı sözlere maruz kalıyorlardı. Peygamber Efendimiz için bu durum derin bir hüzün kaynağıydı. Fakat Allah bir kapı açıyordu. Ebu Leheb'in Peygamber Efendimiz olan düşmanlığı oğullarına, oğullarının aile hayatına yansıyordu. Öyle diyordu: "Muhammed'in kızlarını boşayın." Onlar da boşuyorlardı. Böylece bu acı kapanıyordu, bu dert derman buluyordu. Güzel kardeşlerim, önümüzde duran Allah'ın kitabını, Peygamber Efendimiz'in hadis külliyesinin kıymetini kavramak dileğiyle hoşça kalın. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.